Jeoloji Mühendisleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size yeni bir video serisi hazırlıyoruz. Türkiye'deki tüm fay hatlarının hangi şehirlerden, nerelerden geçtiğini, hangi riskleri taşıdığını incelemeye çalışacağız. Tabii en başta da en son en büyük felaketin yaşandığı Gölcük'ten başlıyoruz. Gölcük'ten başlamamızın herhangi bir sebebi yok. Yalnızca en büyük felaketin yaşandığı bir yer olduğu için buradan başlamayı seçtim. Gördüğünüz gibi burada size yakınlaştıracağım bütün fayları göstermeye çalışacağım bu haritada ki. Gölcük'ün merkezinde yani fayın depremin ilk olduğu yerdeki faya bakıyoruz. Bu doğrultu hattında bir fay. Yani bu okla gördüğünüz alan sağa doğru kayıyor. Bu tarafta sola doğru gidiyor. Bu kırılan fay hattını gösteriyor. Hemen ona paralel olarak burada Yalakdere fayı var. Yalakdere fayı da işte İhsaniye'den başlıyor. Murat Bey'e kadar uzanan bir fay. Bu da aynı şekilde doğrultu atımlı bir fay. Ondan sonra Altınova fayı var. Ufak bir fay, bu ters bir fay. Yani buradaki blok aşağıya doğru gidiyor. Sonra Yalova'da Yalova fayı var. Bu da normal bir fay. İşte ak topraktan başlıyor. Elmalı'ya kadar uzanan çeşitli kolları olan fay bu da. Orhan Gazi fayı var. Burada önemli olan bir şey var. Burada Orhan Gazi fayı buradan bu şekilde gidiyor. Ancak burada İznik Gölü'nün içinde nasıl gittiğini bilmiyoruz. Bu da önemli bir ayrıntı. İznik fayı var yine. Aynı şekilde burada aktif olarak gözüken. İznik fayı Gemlik fayı ile beraber. Yalnız burada Gemlik fayında Gölün Körfezi'nin içinde olan bir segmenti olması lazım bunun. Ya bu şekilde gidiyordur ya da bu Zeytinbağı fayına bağlanıyor olması lazım. Burada gördüğünüz kırmızı çizgilerin hepsi fay. İşte yerleşim yerleri de burada belli. Genceli var mesela. Burada Genceli fayı var. Genceli'den almış adını. Mudanya'ya doğru gidiyor. Altıntaş'a kadar gidiyor. İşte gördüğünüz Gemlik fayı gemliğin içinden neredeyse geçiyor. Umur Bey'in üzerinden. Bu da çok tehlikeli bir fay. İznik fayı aynı şekilde Mekece'ye kadar gidiyor fay. Şimdi esas tabii bizim deprem beklenen fayı görmemiz gerekiyor. Bu da burası İstanbul. Adalar burası. Tuzla Tersanesi. Gebze. Ve bu bakın bu Yalova'nın tam karşısından başlıyordu bu fay. Bu fay çalışmamış şu anda. Yani deprem üretmemiş. Adalar segmenti deniyor bu fayın adına. Ve bu İstanbul'a yaklaşık 10-15 kilometre, Adalara 5-6 kilometre, Yalova'ya da maksimum 10 kilometre. Burada önemli olan Çınarcık Çukur fayı. Yani burada bir normal bir fay var. Yani bu tsunami yaratabilecek bir fay. Neden tsunami yaratabilecek bir fay derseniz. Buradaki bloğa göre aşağıya düşecek. Bu da bir tsunami felaketine yol açabilecek. Evet, bu Avcılar segmenti buradan giden bir fay. Görüyorsunuz işte burada Adalar segmenti, Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi içerisindeki iki ayrı bir segmenti. Bu tabi buradan devam ediyor. Bu uzun bir fay, bayağı büyük bir fay. Gördüğünüz gibi bütün ilçeleri, yerleşim yerlerini, hepsini görebiliyorsunuz. Burada. Onun dışında Bursa'da var. Bursa'ya gelelim. Bursa'da Barak fayı var mesela burada. Gördüğünüz gibi daha yaklaşabiliriz. Yaklaşabiliriz. İşte küçük köyler var burada.
Bursa'da ters faylar var. Bu Bursa'daki ters şey normal faylar var pardon. Bu normal faylar Uludağ eteklerinde olan faylar. Bunun dışında İnegöl zonu var bunun. Bu da büyük bir fay. Görüyorsunuz bu da soğuk pınar fayı. Burada gördüğünüz fayda Bursa'nın için tehlike. Bursa için gerçekten büyük tehlikeler var. Ulubat fayı var mesela. Ulubat fayı da devam ediyor bu şekilde. Görüyorsunuz bütün köyleri, bütün şeyleri görebiliyorsunuz burada. Neredeyse içinde Bursa'nın bir fay sistemi var. İnegöl'e kadar uzanan ve İnegöl'de geçen bir fay sistemi deprem açısından tehlikeli. Burada şu morlar fay olabileceği düşünülen yerler. Yani tam olarak tespit edilememiş. Ancak bu kırmızılar kesinlikle fay ve diri faylar. Bu siyahlar ise, şurada görmüş olduğunuz siyahlar ise eski faylar. Şu anda aktif olup olmadığı belli değil. Evet. Görüyorsunuz. Şimdi küçülteceğim ben bunları biraz. Videomuzun sonuna geliyoruz çünkü. Evet. Gördüğünüz gibi fayın tamamını görebiliyorsunuz burada. Kuzey Anadolu fay hattının Marmara Denizi'nde ilerlediği istikamet. İstanbul'a yakın, Yalova'ya yakın, Çınarcı'ya yakın. Avcılar segmenti Avcılar'a yakın. Onun dışında işte Adalar segmenti. Burada görmüş olduğunuz çok yakın adalara, Kartal'a, bütün sahil şeritlerine çok yakın. Sahil şeritleri tabii ki çok sıkıntılı yerler. Neden? Alüvyon ve yapılaşma açısından riskli bölgeler, deprem açısından riskli. Evet, videomuzun bugünkü videomuzun sonuna geldik. Jeoloji Mühendisleri YouTube kanalına abone olup bize destek verirseniz size daha iyi hizmetler sunacağımızdan emin olabilirsiniz. İyi günler diliyoruz. Umarım faydalı olmuştur.